Genetik bilginin bulunduğu yapı kromozom olarak adlandırılır. Bir kromozomu incelediğimiz zaman arkadaşlar şurada görmüş olduğumuz yapı kromatit. Şu bir kromatit. Bu iki kromatiti birbirine bağlayan bir bölge bulunuyor. Bu bölgeye sentromer adı verilir. Sentromerin olduğu bu bölgede ise şurada yeşil renkli görmüş olduğunuz bir yapı var. Şuradaki yapı kinetokor adını alacak. Kinetokor bir proteindir değerli arkadaşlar. Kinetokor proteini diyelim. Ve bu proteinden çıkan şurada görmüş olduğunuz mikrotübüller var. Bunlar iyi ipliklerine tutunacak. DNA molekülleri işte bu kromatitlerin içerisinde. İlerleyen derslerimizde kromatidi göreceğiz. Canlılarda kromozomların sayı, şekil ve büyüklükleri aynı mıdır? Arkadaşlar bu tabii ki farklılık gösterecek. Canlının kromozom sayısı ile gen sayısı arasında bir ilişki var mıdır? Tabii ki yoktur. Kalıtım dersinde de göreceğiz. Yani kromozom sayısı çok diye gen sayısı çok olacak diye bir kaide yok. Çünkü birbirine bağlı genler var. İlerleyen derslerimizde bunlardan bahsederiz. Peki insanda kromozom sayılarına göre hücreler kaç ayrılır? Arkadaşlar 2N kromozomlu hücrelerimiz var. Bir diğer ifadeyle diploid kromozomlu hücrelerimiz var. Bir de haploid kromozomlu hücrelerimiz var. N kromozomlu hücrelerimiz var. Haploid veyahut da diğer tabiriyle monoploid hücreler. Evet, 2N kromozomlu görevsel itibariyle düşündüğümüz zaman iki farklı hücre grubuna rastlıyoruz. Bunlardan bir tanesi somatik hücreler veyahut da vücut hücreleri. Bir diğeri ise eşey ana hücreleri. Haploid kromozomlar ise üreme hücreleri. Tabi burada dikkat edeceğimiz nokta şu değerli arkadaşlar. N kromozomlu bir yumurta ile N kromozomlu bir sperm birleşir. 2N kromozomlu bir zigotu oluşturur. Bizim hayat hikayemiz böyle başladı. Sonra değerli arkadaşlar bir zigot iken mitoz bölünmeler geçirdik. Sonuçta bizim hücre sayımız giderek arttı ve bir insana dönüştük, bir canlıya dönüştük. Şu şekilde gösterelim. Peki bizim vücudumuzu meydana getirecek olan bu hücreler mitoz bölünme ile meydana geldiğine göre o zaman vücudumuzu meydana getiren bu hücrelerin tamamı 2N kromozomludur. Yani birbirlerinin kopyalarıdır. Peki somatik hücreler, bir diğer tabiriyle vücut hücreleri, bu somatik hücrelerimizin ana görevi büyüme gelişme ile ilgili olmaları. Yani üreme ile doğrudan bir bağlantısı yok. Mesela karaciğer hücreleri bir vücut hücresidir. Somatik bir hücredir ve diploiddir. Örneğin kas hücreleri, düz kas olabilir, çizgili kas olabilir, iskelet kası olabilir. Epitel hücreleri, deri epitel hücreleri olabilir. Akciğer hücreleri, sinir hücreleri. Bunlar arkadaşlar vücudumuzu oluşturan hücreler. Ve hepsi kimden meydana geldi? Zigotun mitozuyla meydana geldi. Yani bunlar birbirinin klonudur, kopyasıdır. Üreme ana hücreleri, bakın burada ana kelimesi var. Üreme ana hücrelerimiz iki tane. Bunlardan bir tanesi sperm yapacak olan ana hücre. Yani spermin anası, bir diğeri ise yumurta ana hücresi. Yani yumurtanın anası. Sperm ana hücresi, mayoz bölünme ile spermi, yumurta ana hücresi ise yine mayoz bölünme ile yumurtayı meydana getirecek. Evet, ikinci grup hücremiz monoploid hücreler. Bunlar da üreme ana hücrelerinin mayozu sonucunda meydana gelecek. Bizim iki tane üreme ana hücremiz bulunuyor. Bunlardan bir tanesi sperm ana hücresi. Sperm ana hücresi diploid kromozomluydu ve bu mayoz bölünme geçirecek ve sperm hücrelerini oluşturacak. İşte bu bir monoploid hücre, yani N kromozomlu hücre. Bir diğer üreme ana hücresi yumurta ana hücresi. Arkadaşlar o da mayoz bölünme geçirecek ve sonuçta yumurta hücresini oluşturacak. Bu da haploid kromozomlu bir hücredir. Tabi burada haploid ne, diploid ne? Değerli arkadaşlar, diploid kromozomlu bir hücrede biliyorsunuz kromozomların bir kısmı N kromozomlu yumurtadan,
diğer kısmı ise en kromozomlu spermden meydana gelecek. Yani bakın şu kromozomu yumurta getirmiş olsun, bu kromozomu sperm meydana getirmiş olsun. O zaman n artı n ne olur? 2n olur. Yani kromozom takımının bir yumurtadan, diğer kromozom takımı spermden gelir. Oysa haploid kromozomlularda gördüğümüz gibi tek takım kromozom var. Diploidlere bakın. Kaç tane var arkadaşlar? 2 takım var. Mesela şurada bu kromozom takımından bir tane var ama diploid kromozomlu hücrede 2 takım var. Yine buraya baktığımız zaman yeşil renkli olan uzun kromozomdan bir takım var ama diploidde 2 takım var. Niye 2 takım var? Çünkü birini sperm getirdi, diğerini yumurta getirdi. Sperm en kromozomlu, yumurta da en kromozomlu. İkisi diploid kromozomda bir araya geliyor ve n artı n 2n olmuş oluyor. Şimdi insanda diploid hücrelerimizin genleri birbirinin aynısı mıdır, farklı mıdır? Biz ne dedik değerli arkadaşlar? 2N kromozomlu zigotun mitoz bölünmeler geçirerek bizim diğer hücrelerimizi meydana getirdiğini söyledik. Mitoz bölünme kopya çıkarır. Kopya çıkardığı için vücudumuzu meydana getiren diploid kromozomlu hücrelerimizin genleri aynıdır. Birbirinin kopyasıdır. Yani mesela karaciğer hücremin genleri ile deri hücresinin genleri, akciğer hücresinin, böbrek hücrelerinin genleri birbirinin aynısıdır. Hiçbir farklılık yok. Bunun nedeni zigotun mitozu ile meydana gelmeleri. Yani birbirlerinin kopyalarıdır. O yüzden aynı genler var. Ha diyeceksiniz ki aynı genlere sahip olan bu hücreler nasıl farklı görevler yapabilmektedir? Tabii ki olayı şöyle izah edebiliriz. Örneğin değerli arkadaşlar şöyle bir kromozom içindeki DNA'yı gösteriyorum. Şöyle yaptık. Mesela bunlar da genler olsun. Gen. Şöyle gösterelim. Mesela bu birinci gen, şu ikinci gen, bu üçüncü gen, bu dördüncü gen olsun. Diğer hücremizde arkadaşlar bir kopya olduğuna göre genetik olarak burada da birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gen olsun. Örneğin buradaki hücremiz karaciğer hücresine ait olsun. Buradaki hücremiz böbrek hücresine ait olsun. Ne demiştik biz? Bu hücreler zigotun mitozuyla meydana geldiği için birbirlerinin kopyalarıdır. Aynı genlere sahip. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Peki nasıl oluyor da farklı görevleri var, farklı şekilleri var? Arkadaşlar burada mesela karaciğer hücremiz şu geni kullanır. Buradaki geni kullanır, şu geni kullanır. Ama mesela ikinci geni kullanmaz. Oysa böbrek hücresi de ikinci geni kullanır, atıyorum dördüncü geni kullanır. Buradan şunu görüyoruz. Hücrelerimizin genleri aynı ama kullandıkları genler farklı. Yani aktif genler farklı. Mesela böbrek hücremiz için buradaki gen aktif gendir. Oysa buradaki gen aktif gen değildir. Çünkü onu kullanmıyor. Mesele bu. Evet, kardeş kromatitli kromozomlara gelelim arkadaşlar. Bunu mitoz bölümede ve hatta mayozda da göreceğiz. Şurada bir kromatin ipliği var. Hatta şöyle çizelim değerli arkadaşlar. Hücremizin çekirdeğinde şöyle çizdiğimiz zaman kromatin iplikleri bulunur. Hücre bölünmesi öncesinde bu kromatin iplikleri kendini eşler. Yani kromatin ipliğinin içerisinde DNA var zaten. DNA kendini eşler. Şimdi varsayalım ki bu DNA'mda A geni olsun, bu kromozomumuzda, bu kromozomumuzda da B geni olsun. Şimdi kendini eşlediğine göre kopyasını çıkarıyor demektir. Aynısını yapıyor demektir. Dolayısıyla burada A geni var ise kardeşinde de A geni olacak. Burada B geni varsa burada da olacak. Çünkü ikisi de birbirinin kopyasıdır. Daha sonra kısalır. Ve kalınlaşır hücre bölünmelerinde. Ve sonuçta kardeş kromatitli kromozom meydana gelir. Bakın şuradaki kromatit ile buradaki kromatit birbirinin kopyası. Bu yüzden buna kardeş kromatitli kromozom adı verilmektedir. Arkadaşlar şuradaki kısmı görüyoruz. İki kromatiti bir arada tutmuş olan bir yapı vardı. Daha doğrusu bu iki kromozomun
iki kromatidinin birbirine bağlandığı bir bölge vardı. Bu bölgeye sentromer adını vereceğiz. Şimdi burada değerli arkadaşlar bir tane kromozomum var ve bir tane sentromerim var. Yani kromozom sayısı sentromer sayısına eşittir. Bir kromozom bir sentromer yapar. Bir kromozomda kaç kardeş kromatit var? Arkadaşlar bir iki tane kardeş kromatit bulunuyor. Buradan da problem sorularımızdan faydalanacağız. 60 kromozomlu bir hücrede diyor sorumuz. Kaç kardeş kromatit bulunur? Şuraya kardeş kelimesini ekleyelim değerli arkadaşlar. Burada da zaten görüyoruz. Bir kromozomda iki kardeş kromatit varsa bir kromozom eşittir. İki kardeş kromatitse 60 kromozomlu bir hücrede kaç tane olacak? 120 tane kardeş kromatit olacak. Kaç sentrozom var diyor. Sentrozomu arkadaşlar silelim. Sentromer diyelim. Kaç sentromer bulunur? Arkadaşlar kromozom sayısı sentromer sayısına eşittir. 60 tane kromozom olduğuna göre 60 tane de sentromer olacak. Homolog kromozomlar. Değerli arkadaşlar homo kelimesi var. Eş aynı anlamına gelen. Şimdi önce isterseniz homolog kromozomların tanımını yapalım. Bu kromozomlardan biri anneden gelir. Biri babadan gelen. Şekil ve büyüklükleri aynı olan ki homo kelimesi buradan geliyor. Taşıdıkları aleller veya genler, taşıdıkları aleller diyelim, kalıtında göreceğiz. Aynı ya da farklı olan kromozomlardır. Evet şimdi bakalım burada renklendirmişiz değerli arkadaşlar. Bu renklere göre bir yorum yapalım. Şimdi örneğin babada iki bir homolog kromozom var. Bu kromozomlardan bir tanesi sperm ile, anneden ise yumurta ile yavruya gelmiş. Bak biri anneden geliyor. Şu kromozom. Şu kromozom ise babadan geliyor. İşte bu iki kromozom homolog kromozom olarak adlandırılır. Şekil ve büyüklükleri de aynıdır. Mesela babada büyük A, şurası küçük A olsun. Burası büyük B, şurası da küçük B olsun. Annesi ise o da büyük A, küçük A olsun. Düzeltiyorum. Büyük B olsun. Küçük A, küçük B olsun. Şimdi şuradaki kromozom arkadaşlar küçük A, küçük B'yi getirdi çocuğa. Babadan gelen kromozom ise büyük A, büyük B'yi getirdi. Şimdi bunlar homolog kromozom. Gördüğümüz gibi aleller birbirinden farklı olabiliyor. Babadan gelen büyük A aleli, anneden gelen ise küçük A aleli. Homolog kromozomlarda aleller aynı da olabilir, farklı da olabilir dedik. Mesela burası büyük küçük A değildi, büyük A da olabilirdi. Dolayısıyla bu çocuğa büyük A da gelebilirdi anneden. Aleller aynı da olabiliyor, farklı da olabiliyor. O zaman buradan şöyle bir yorum yapmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bakın bir tanesi babadan sperm ile gelir, bir diğeri ise anneden yumurta ile gelir. O zaman biri anneden biri babadan geliyorsa N artı N ne yapar? 2N yapar. O zaman homolog kromozomlar 2N kromozomlu hücrelerde bulunur. Haploid kromozomlu hücrelerde homolog kromozom yoktur. Buradaki kromozomlar hücre bölünmesinde kendini eşliyor. Şurada var arkadaşlar ama ben biraz daha isterseniz büyüteyim. Şöyle yapalım. Diğeri de böyle. Ne yaptı? Kendini eşledi. Şimdi burada şu numaralı ve iki numaralı kromatit olarak isimlendirelim. Üç ve dördüncü kromatitler olarak isimlendirelim. Şuralarda sentromerler var. Arkadaşlar şu kromozoma ne diyeceğiz? Birbirinin kopyası eşlenme sonucu meydana gelen kromatitlerden oluştuğu için kardeş kromatitli kromozom diyeceğiz. Peki şu kromozoma ne diyeceğim? Yine bu 3 ve 4 nolu kromatitler eşleme sonucu, birbirinin eşlenmesi sonucu. Birbirinin kopyası olduğu için bunlar da kardeş kromatitli kromozomdur. Peki şu 2 kromozoma ne diyeceğiz? Bu ikisi neyse değerli arkadaşlar biri anneden biri babadan geldiği için homolog kromozom diyeceğiz. Şimdi homolog kromozom biri anneden biri babadan geldiği için diploid kromozomlu hücrelerde var dedik. Peki bu kaç çift yapar? Homolog kromozomlar bir çift yapar. Çünkü bir çift kaç tanedir?
İki tanedir. Haploid kromozomlu bir hücrede çift olmaz. O yüzden homolog kromozomlar diploid kromozomlu hücrelerde bulunmaktadır. Şimdi biz 1 ve 2 için kardeş kromatit adını verdik. Peki 2 ve 3 kardeş midir? Hayır, bunlar farklı kromozomlarda. 2, 3, 1, 4, 2, 4, 1, 3 bunlar kardeş olmayan kromatit olarak adlandırılacaktır. Değerli arkadaşlar, şurada tetrat diye bir kavramımız var. Tetrat 4 tane kromatitten meydana gelen bir yapıdır. 4 kromatit. Bakın şimdi homolog kromozomlar, bir anneden biri babadan gelenler, yan yana geldiğinde tabii kendini eşledikten sonra toplamda 4 tane kromatit oluşuyor. İşte biz bu bütüne tetrat adını veriyoruz. Tetratta kaç kromatit varmış? 4 tane kromatit varmış. Kaç kromozom var? 2 kromozom var. Tabii bu kromozomlar homolog kromozom olmak zorunda. 2 homolog kromozom. Peki şöyle düşüneceğiz. O zaman tetratlar haploid kromozomlu bir hücrede olur mu sizce? Olmaz. Çünkü homolog kromozomların yan yana gelmesiyle oluşan yapıya biz tetrat diyoruz. O halde tetratlara haploid kromozomlu hücrelerde rastlanmaz. Burada arkadaşlar bir örnek verelim. Mesela 2N eşittir. İnsanın kromozom sayısı kaç? 46'dır. Peki kaç tetrat olacak? Onu hesaplayalım. 2 kromozom kaç tetrat yapıyordu değerli arkadaşlar? 1 tetrat yapıyordu. Peki kaç kromozom var insanda? 46. O zaman tetrat sayısı kaç olur? 23. O zaman ben bu hesabı yapmama gerek yok. Neden? Çünkü 2N eşittir 46, N eşittir ne olur? 23. O zaman tetrat sayısı neye eşit oldu? Direkt hesap yapmadan, kısa yoldan yapabiliriz. Tetrat sayısı bir canlının N kromozom sayısına eşit olmuş oldu. Mesela 100 kromozomlu bir canlının kaç tetratı vardır? Hesap yapmadan doğrudan doğruya yazıyorum, 50 tetrat. Çünkü haploid kromozom sayısı 50. Veyahut da 80 kromozomlu bir canlının kaç tetratı vardır? 40 tetratı vardır. Veya 20 tetratı olan bir canlının diploid kromozom sayısı kaçtır? 2 katı, yani 40. 26 kromozom çifti bulunduran bir hücrenin diyor. Dikkat edin, çifti kelimesini kullanmış. Çifti dediğine göre bu hücre diploid mi haploid mi? Ben bunu çıkarabilirim. Kromozom çiftleri diploidlerde bulunur. O yüzden kromozom sayısı 2N'dir hücrenin. 26 çift kaç kromozom yapar arkadaşlar? 52 kromozom yapar. O zaman kaç kromatit oluşur? Ya da kaç kardeş kromatit oluşur diyelim. Bir kromozom 2 kromatitten oluşuyor ise 52 kromozom 104 kromatitten oluşur. Üreme hücresinin kromozom sayısı kaçtır? 2N eşittir 52 ise N eşittir 26 olur. Kaç sentromer bulunur? Arkadaşlar, kromozom sayısı sentromer sayısına eşitti. Bu yüzden 52 sentromer bulunur. Peki kaç tetrat içerir hücre bölünmelerinde, mayoz bölünmede? N kromozom sayısına eşittir demiştik. Tetrat sayısı için o zaman ne olacak? 26 olacak. Ama ben hesap yapmak istiyorum diyorsanız, 2 kromozom 1 tetrat yapar ise 52 kromozom kaç tetrat yapar? Denklemi kurduğumuz zaman 26 tetrat olduğu ortaya çıkar. Evet değerli arkadaşlar, otozom kromozomlar ve gonozom kromozomlar hakkında da bilgi verelim. Gonozom kromozomlar cinsiyetle ilgili özellikleri bulundurur ve cinsiyeti belirleyen X ve Y kromozomlarıdır. Otozom kromozomları ise X ve Y dışında kalan vücut özellikleriyle ilgili bilgileri taşıyan kromozomlardır. Gonozom kromozomlar ne dedik? X ve Y kromozomlarıdır. 2N kromozomlu bir hücrede 2 tane gonozom kromozomu vardır. Birey dişi ise XX, erkek ise XY'dir. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. Bir ipucu verelim. N harfinin başındaki rakam size gonozom sayısını verecek. 2N. N'in başında 2 var. O zaman 2 gonozomu olacak. Birey ney? Dişi. XX. N'in başında hangi rakam var? 2 var.
Birey ney? Erkek. O zaman kaç konozom olacak? 2. X, Y. N'in başında kaç, hangi rakam var? 3. Kaç konozom olacak? 3. Mesela X, X, X. N'in başında hangi rakam var? 1. 1 çarpı N. Dolayısıyla bir tane konozom olacak. Mesela X. Demek ki kromozom takımını gösterirken 2N ise 2, 3N ise 3, atıyorum 4N ise 4 tane neyi olacaktır? Bu hücremizin gonozomu olacaktır. İpucumuz N harfinin başındaki rakamlardır. Hemen bununla ilgili basit bir soru çözelim. 2N eşittir 46 kromozomlu dişi bir bireyin hücrelerinde. Kromozom sayısı kaçmış? 2N eşittir 46. Peki N'in başında hangi rakam var? 2. Bireyimiz ne? Dişi. Kaç gonozomu olacak? 2 tane gonozomu olacak. Şurada zaten 2N diye yazdık. Birey dişi olduğuna göre X, X artı. Şimdi 46 adet kromozomun 2 tanesi gonozomsa geriye kaç tane kalıyor? 44 tane kalıyor. O zaman 44 tane neyi var? Otozomu var. 2 tane de gonozomu var. Kaç otozom, kaç gonozom bulunur? 44 tane otozom, 2 tane gonozom. Kromozom formülü nedir? 44 artı XX yumurta hücresinin demiş. Yumurta N kromozomlu olduğuna göre 2N eşittir 46 ise N eşittir 23. Şimdi N'in başında hangi rakam var? 1. O zaman 1 tane ne olacak? Gonozom olacak. Geriye ne kaldı? 22. 22 de ne olur? Otozomu olur. Otozom sayısı 22, gonozom sayısı 1. Kromozom formülü 22 artı X olur. Sperm hücresinde 8 otozom, bakın kromozom demiyor burada, sadece otozomu vermiş. 8 otozom kromozomu sayılan bir canlının hücremiz kim? Sperm hücresi. Sperm hücresi N kromozomludur. Tabi sayılan diploid bir canlının diyelim. Epitelyum hücresindeki sentromer sayısı. Şimdi dikkat edin. Hücremizin kromozom sayısı, otozom kromozom sayısı artı gonozom kromozom sayısıdır. Bu hücre sperm ve haploiddir. Peki spermdeki otozom sayısı kaçtı? 8. N'in başındaki rakam kaç? 1. O halde bir tane de neyi olacak spermde? Gonozom olacak. O zaman spermin kromozom sayısı 9 oldu. 2N eşittir kaç olur? N eşittir 9 ise 2N eşittir bu canlımızın kromozom sayısı 18 oldu. Epitelyum hücresi diploid. Çünkü yumurta ve sperm dışındakileri diploid. Epitelyum hücresindeki sentromer sayısı diyor. Sentromer sayısı kromozom sayısına eşitti. Onu aldık. Epitelyum hücresinin mitozu sırasındaki kromatit sayısı. Bir kromozom 2 kromatit yapıyordu. 18 kromozom kaç kromatit yapar? 36. Kas hücresinin diyor. Kas hücresi N kromozomlu. 2N eşittir 18'di değerli arkadaşlar. Burada 2 olduğuna göre 2 gonozom var. Sperm dediğine göre birey erkek, XY artı 20, 18 kromozomun 18 kromozomun ikisi gonozomsa geriye 16 tane kalır. O halde 16 tane otozom, 2 tane gonozom, kromozom formülü 16 artı X ve Y. Üniversite sınavında çıkmış bir soru. Yumurta hücresinde 6 kromozom sayılan bir canlının hücresinin mayozundaki tetrat sayısı kaçtır arkadaşlar? Üniversite sınavına çıkmış saliselik bir soru. Az önce biz ne demiştik? Haploid kromozom sayısı tetrat sayısına eşittir. Yumurta haploid olduğuna göre N eşittir 6 olduğuna göre o halde tetrat sayısı da 6'dır. Ama hesap yapmak istiyorsanız işi uzatabilirsiniz. N eşittir 6 ise 2N eşittir 12 yapar. 2 tane kromozom 1 tetrat yaparsa 12 kromozom kaç tetrat yapar? X eşittir 6. 26 kromozom taşıyan haploid bir canlının. Bakın şimdi buraya dikkat edin. Soru bana haploid diye vermiş. 26 kromozom taşıyan haploid bir canlı. O zaman bu canlı 26. N eşittir 26 kromozomlu. Kaç homolog kromozom çifti bulunur? Arkadaşlar canlımız haploid olduğuna göre sizce homolog kromozom bulunur mu? Hayır, bulunmaz. Bu yüzden bu 0. Kaç tetrat sayılır?
Arkadaşlar, tetrat kimde bulunuyordu? Diploidlerde. Çünkü homolog kromozomların yan yana gelmesiyle oluşuyordu. Oysa canlımız haploid bir canlı olduğu için tetrat yoktur. Kaç sentromer sayılır? Sentromer sayısı kromozom sayısına eşitti. Kaç kromatit bulundurur? Tabi mitoz bölünme sırasında diye düşüneceğiz. Kromatit sayısı kromozom sayısının iki katı olduğu için 52 olacaktır. Hücreler neden bölünür? Hücreleri bölünmeye iten faktör nedir? Evet, iki ana faktör var. Bunlardan bir tanesi değerli arkadaşlarım hücre büyümesi, bir diğeri ise bu büyümenin sonucunda bölünme emrinin verilmesi. Peki nedir hücre büyümesi? Arkadaşlar şurası bizim küçük bir hücremiz ve bu hücremiz büyüyor ve şu hale geliyor. Şimdi bu süreci düşündüğümüz zaman hücremizin çekirdeği bir miktar büyür. Sitoplazmayı gördüğümüz gibi yine sitoplazma miktarı artar. Yüzey alanı, matematiğiniz benden daha iyi değil mi? O yüzden de yüzey alanı da biraz daha artar. Çünkü yüzey matematiğe göre r kare kadar artar, neticede artar. Hacmi r küp kadar artar. Bu da artar. Yani büyüyen bir hücrede verdiğimiz bu özellikler artar. Ama hangisi daha çok artar? Şimdi burada değerli arkadaşlar, yüzey ve hacim oranını değerlendirmemiz lazım. Bir de çekirdek bölü sitoplazma oranını değerlendirmek lazım. Neden? Çünkü yüzey dediğimiz yapı, şurası hacmin besin ihtiyacını, yani ihtiyaç duyduğu maddeleri verir ve hacmin artıklarını atar. Acaba büyüyen bir hücrede yüzey hacmin ihtiyacını karşılayabilecek mi? Çünkü yüzey r kare kadar büyüdü. Hacim ise r küp kadar büyüdü. Sizce karşılayabilir mi arkadaşlar? Hayır, karşılayamaz. Peki çekirdek büyüyen bir hücreyi, sitoplazmayı yönetebilir mi? Hayır, yönetemez. O yüzden ne yapmak zorunda? Bölünmek zorunda. Şimdi hemen şuradaki sorulara bir cevap vermeye çalışalım. Büyüyen bir hücrede hacim bölü yüzey oranı başlangıca göre artar mı, azalır mı? Hacim r küp kadar büyüdüğüne göre, yüzey de r kare kadar büyüdüğüne göre, o halde hacim bölü yüzey oranı büyüyen bir hücrede başlangıca göre artar. Büyüyen bir hücrede çekirdek bölü sitoplazma oranı hangisi daha fazla büyüyor? Sitoplazma daha fazla büyüyor. Sitoplazma da payda kısmına yazıldığı için azalır. Peki bu oranların değişimi hücreyi nasıl etkiler? Az önce söylemiştik. Yüzey hacmin ihtiyacını karşılayamaz. Ki bu ihtiyaç gerek besin maddelerinin karşılanması, solunum gazlarının karşılanması, yine atıkların atılması. Yani bir hücrenin neye ihtiyacı varsa ondan bahsediyoruz. Ve büyüyen bir hücreyi çekirdek yönetmekte zorluk çeker. O zaman ne yapacak? DNA hücreye bölünme emrini verecek. Burada 3 tane özdeş amip hücresi veriliyor. Birinci amip hücremiz, daha doğrusu şu kontrol grubumuz, amip büyüyor. Büyüdükten sonra büyüyen bir hücrenin sonu nedir? Bölünmektir. Bölünür. Burada bir sıkıntı yok. Niye bölündü? Yüzey hacim, çekirdek bölü sitoplazma oranları değiştiği için. Peki birinci hücremize bakıyorum. Birinci hücremiz büyümüş ve büyüdükten sonra ben bunun sitoplazmasını kestim. Hani o sorununu ortadan kaldırdım. Yani yüzey bölü hacim oranı ile ilgili sorununu, çekirdek bölü sitoplazma ile ilgili sorununu kaldırdım. Bölünür mü o zaman? Bölünmez. Çünkü yüzeyi de küçülttüm, hacmi de küçülttüm. Yüzey r kare kadar küçüldü, hacim r küp kadar küçüldü. Peki üçüncü hücreye bakacağız. Değerli arkadaşlar, bu hücremizde büyüdükten sonra sitoplazmasının belli bir kısmını kesip atıyorum. Yani aslında yine sorunlarını bir nevi ortadan kaldırıyorum. Onu biraz daha küçültmüş oluyorum. Ama burada bir problem var. Bu hücre bölünmemesi gerekirken bölündü. O halde birinci hücrem bölünmemesine rağmen, üçüncü hücreye aynı şeyi yapmama rağmen neden bölündü? Bunun nedeni şu arkadaşlar. Biz burada sitoplazmayı kesiyoruz ya. Kesmeden önce DNA hücreye bölünme emrini verdi. Burada ise kesme işleminden önce henüz
DNA hücreye bölünme emrini vermemişti. Dolayısıyla küçülttüğüm zaman hücreyi DNA problem yaşamayacağı için hücreye bölünme emrini vermeyecek, bölünmeyecekti. Ama üçüncü hücremizde daha kesmeden hemen önce veya biraz önce hücreye bölünme emri verildi ve siz bunu artık ne kadar keserseniz kesin, emir yola çıktıktan sonra bunun geri dönüşü yok. Bu yüzden hücre bölünecektir. Buradan çıkaracağımız bir sonuç nedir? Eğer DNA bir emir verdiyse o emir geriye dönmüyor, o emir uygulanacak demektir arkadaşlar. Hücrenin hayat döngüsü. Arkadaşlar hücrelerde şöyle gösterelim, bir bölünme ile ortaya çıkarlar. Şurası bir bölünme. Şu hücreyi baz alırsam bu hücre büyüyor. Ne demiştik biz? Büyüyen bir hücre yüzey hacim, çekirdek bölü istoplazma oranlarında çıkan sorunlardan dolayı bölünür. Şimdi bakıyoruz taradığım hücreye, bir bölünme ile oluştu, diğer başka bir bölünme ile gitti. O zaman iki bölünme arasındaki bu evreye biz ne diyeceğiz? Hücrenin hayat döngüsü diyeceğiz. Hayat devri. Tabii bu hayat devrinin içerisinde bölünmeyi dahil edeceğimiz kısım da var. Yani isterseniz şöyle yapalım. Hücrenin hayat devrini biz iki kısma ayıracağız. Bunlardan biri interfaz dediğimiz bir evre, bir aşama. Bir diğeri ise onu bölecek olan bir evre, mitotik bölünme. İşte hücrenin hayat döngüsü bu şekilde gerçekleşiyor. Değerli arkadaşlar, ama hayatının büyük bir kısmını nerede gerçekleştirecek? İnterfaz aşamasında gerçekleştirecek. Tabii interfaz aşaması bölünme öncesinde hazırlığın yapıldığı bir evre. Hazırlık yapılmasının nedeni bölünme sırasında ihtiyaç duyacağı maddeleri bulamayacak olmasıdır. Peki neden bulamaz? Çünkü kromozomlar kısaldı ve kalınlaştı. Böyle bir durumda bu kromozomlar genetik bilgi için şifre veremez. Yani hücre yönetimi için şifre veremez. İhtiyaç duyduğu maddeleri de bulamaz. O yüzden öncesinde mutlaka bir hazırlık yapmak zorundadır.